Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün 5. ve 6. deneyi anlatacağım. 5 ile başlayalım. Öncelikle birkaç tane soru vardı. Ön hazırlık soruları. İşte yüksek geçiren ve alçak geçiren filtrelerin tanımını yapınız. Derelerin hangi amaca yönelik kullanıldığını belirtiniz. Bu sorunun cevabı oldukça basit. Zaten isminden de belli olduğu üzere belli frekansların üstünü ve altını geçiren filtreler ayrı ayrı. Tabii bunun pasif ve aktif filtre olmak üzere işte sadece pasif elemanlar yani direnç ve kapasitör kullanılarak ya da aktif elemanlar op-amplarına dahil edilmesiyle tasarlanan devre tipleri var. Bunların işte kapasitör ve direnç varsa pasif, eğer op-amp kullandıysanız aktif olduğunu söyleyebiliriz. Aktif filtrelerdeki avantajımız temelde kazanç ayarı yapabiliriz. Yani giriş ve çıkış arasında girişe çıkışa belli bir kazançla aktarma şansına sahip oluyoruz. Miller integratör devresinde şurada çok kısa göstereyim. Şu gördüğünüz devre Miller integratör devresi. Aslında hani bir alçak geçiren filtre devresinden farkı yok. Transfer fonksiyonunu bu şekilde buluruz. Buradaki S kısmı muhtemelen sinyal sistemde az çok görmüşsünüzdür. İşte işin time domaini Laplace domainine dönüştürerek elde edilen yapısı oluyor. S aslında J omega'ya eşit. Omega da burada frekansı ifade ediyor. Diferansiyel denklemlerle ilgili yapılan işlemleri daha kolay hale getirebilmek için Laplace domainini kullanıyoruz. Bu şekilde yani eksi 1 bölü RCS şeklinde bir transfer fonksiyonu varmış. Sonraki kısma geldiğimizde aktif yani bir kıyaslama yapmanızla ilgili bir soru vardı. İşte demin de söylediğim gibi kazanç en büyük avantaj bizim için. Örneğin belirlediğiniz komponentlere bağlı olarak çıkışı işte giriş eğer 1 birimse çıkışı 1,5 birim yapabilirsiniz. Pasif filtrelerde bunu yapma şansınız yok. Aktif filtrelerde şöyle bir durum var. Dikkate almanız gereken çok önemli bir nokta. Evet. Op-amp kullandığınız için daha fazla müdahale şansınız oluyor ama op-ampların da kendi bant genişlikleri var. Dolayısıyla siz her ne kadar örneğin bir X frekansının üstünü geçirmesini isteseniz de o üstün bir limiti olabilir. Bu da işte op-ampın bant genişliğine bağlı. Eğer çalıştığınız bant genişliğine uygun bir op-amp kullanmazsanız tasarladığınız filtre belli bir bantta sadece sizin istediğiniz işlemi yapacaktır. Burada kazancı işte şu tarz bir devreniz varsa eğer işte bu formülle yani 1 artı R2 bölü RH formülle elde edebiliyorsunuz. Ek olarak tabii opan kullandığınız için bir besleme gerilimine ihtiyacınız oluyor. Pasif filtrelerde buna ihtiyacınız yok. Şimdi ilk olarak bir pasif alçak geçiren filtre tasarımı yapalım. Bunu ben Simulink ortamında tasarladım. Şimdi tekrar beraber tasarlayacağız. Bu deneyde genel olarak atlanan bir nokta vardı. Ondan bahsedeyim. Şimdi mesela bu devre kurulmuş. İşte giriş verilmiş, çıkış gözlemlenmiş. Ama aslında sizden istenen bu değildi. Sizden istenen pasif filtre tarafında kesim frekansının doğru olup olmadığını anlamaktı. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bir şekilde sistemin body grafiğini çıkartmanız gerekiyor. Yani body diyagramını çıkarttığınız zaman işte eksi 3 desibel düşüm noktasına bakıp eksi 3 desibel düşümün olduğu frekans değeriyle kesim frekansını kıyaslayacaktınız. Dolayısıyla tasarımınızın başarılı olup olmadığını gözlemleyecektiniz. Yani böyle bir şey tasarlayıp yani şu devreyi kurup işte giriş ve çıkış arasındaki ilişkiyi gösterince aslında bir şey yapmış olmuyorsunuz. Çıkış zaten girişe olabildiğince yakın oluyor burada. Yani burada bizim asıl amacımız bir filtre tasarlamak. Yani hangi frekansların üstünde sistemin kazançlı bir şekilde davranabildiğini gözlemlemek. Bunu protest ortamında veya işte herhangi bir multisim veya diğer bir simülasyon ortamında bu da diyagramı çizdirme şansına sahipsiniz. Burada ise kurduğunuz devrenin transfer fonksiyonunu çıkartıp bu da diyagramı gene çizdirebilirsiniz. Şimdi kısaca o devre kurum aşamalarına geçeyim. Şurada bir yeni sayfa açmıştım. Yine her zamanki işte solver configuration ve electrical referans bloklarımızı koyalım.
Zaten bu devre yapısı da olabildiğince basit bir devre yapısı. Ne yapalım? 5 volt olsun. Yine saniyede 10 tane sinyal vermesini isteyelim ve simülasyon süresini 1 saniye çekelim. Çıkışı bir ve girişi bir voltaj sensörüyle ölçeceğiz. Bundan da 2 tane koyalım. Bu artı eksi bağlantılarını yanlış yaptığınız zaman girişleriniz ters olacaktır. Onu bir kez daha hatırlatayım. Yani çok ciddi bir sorun yaratmaz zaman. Şunu şuraya bağlıyoruz. Bir tane de kapasite atacağız ve kapasitenin üzerindeki değerleri aslında ölçeceğiz. Şunu şu şekilde yapabiliriz. Şimdi sensörü bağladık. Buradan converter bloklarını çekiyoruz. Şuradan da aynı şekilde bağlantıyı yapıyoruz. Şunu şöyle çekelim. Bu arada şu bağlantı şöyle yapmazsak sıkıntı olacak. Evet. Buradan aslında bağlantı sağlanmış durumda. Bir scope ekleyelim. Şuradan input portlarını ikiye çıkartıp legendlerin görülmesini sağlayabiliriz. Sonraki aşamada da bunları kıyaslayacağız zaten. Şu değeri sanırım 10K civarında seçmiştim. Pardon, portu karıştırdım. Bunu da 1 mikrofarad seviyelerini seçmişim. Yani aslında çok fazla oynamamışım direnç seviyeleriyle. Bir çalıştıralım. Bir sıkıntı var mı onu gözlemleyelim. Yine şuraya sinyalin ismini yazalım ki kıyaslarken hangisinin hangisi olduğunu ayırt etmek kolay olsun. Çalıştırıyoruz. Evet, bir giriş çıkış ilişkisi gözlemliyorum. Çok ufak bir zaman gecikmesiyle girişimiz çıkışımıza neredeyse yani %100 seviyesine aktarılıyor. Şimdi bizim burada incelememiz gereken nokta hangisiydi? İşte bir kesim frekansımız var. Bu kesim frekansını sağlıyor mu? İşte sağlamıyor mu? Ona bakmamız gerekiyor. Nasıl yapabiliriz bunu? Öncelikle şu devrenin çok basit bir şekilde diferansiyel denklemlerini yazıyoruz. İşte V in ve V out arasındaki fark direncin üzerindeki yani şurası V out, şurası V in olarak düşündüğünüzde direncin üzerindeki akımla direkt olarak ilişkili. Dolayısıyla ben bu akımı kapasitörün parametreleri ile ifade edersem de üzerinden geçen gerilim V out olduğu için C çarpı V out'un türevi şeklinde olacak. Dolayısıyla bunu birleştirdiğinizde V out bölü V in 1 bölü 1 artı RC türeve eşit olacak. Buradaki türevi işte Laplace domenine aktardığınızda bir S çarpanı ile ifade edebiliyorsunuz. S domenini neden kullandığımızı demin anlattım. Biraz daha diferansiyel denklem işlemlerini kolaylaştırıyor. Dolayısıyla ben bu transfer fonksiyonunu eğer kurduğum simülatörde kurduğum blok diyagramını eklersem ve Bode analizini gerçekleştirirsem burada hesapladığım kesim frekansıyla kıyaslayabilirim. Hatta bunların hepsini tek ekranda yapalım. Şunu biraz küçültelim. İşte mesela siz bir çıkış ölçeceksiniz. Yani çıkışa bakacaksınız. Bu step fonksiyonu bir kaynak. Yani mesela şu an 0. saniye aldım. 0. saniyeden itibaren sistemin girişine bir yolluyor sabit olarak. Yani bir constant bloğundan bir fark aslında yok. Transfer function kullanmamız lazım. Onu hangisinden kullanalım? Yok, discrete olmamalı.
Evet, continuous olarak şunu kullanabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde bir scope'a aktaracağım. Dolayısıyla burada baktığınızda deminkinden farklı bir çıkış yapısı gözlemleyemeyeceksiniz aslında. Aynı çıkışın biraz daha parametrik bir şekilde, yani daha doğrusu transfer fonksiyonu ifade edip aktarılmasını ifade edecek bu. Neydi fonksiyonumuz? 1 bölü RCS artı 1'di diye hatırlıyorum. Evet, 1 bölü RCS artı 1. Dolayısıyla şuraya R çarpı C, şuraya 1 yazdığınızda transfer fonksiyonu bu şekilde çıkacak. Şimdi siz ne kullanmıştınız ona da bakalım. İşte callback kısmına geldiğinizde işte ben mesela R'yi burada 10K olarak seçmiştim. 10K neye eşit? İşte 10 çarpı 10'e 3'e eşit. Pardon, 1'e 3'e eşit. Direkt 10'e 3 olarak da yazabilirdik bunu. C de 1 mikrofarada eşitti. Bunu da 1 eksi 6 yazmamız lazım bu arada. Tamam. Bunu da yaptım. Sonrasında şuraya bir body de olabilir. Evet, body pilot ekliyorsunuz. Şimdi body pilotu eklediğim zaman ne yapmam gerekiyor? Ona bakalım. Şimdi şuraya geliyorum. Yine aynı şekilde buraya çıkış yazıyorum. Buraya geliyorum. Giriş yazıyorum. Şimdi şu body pilotu açıyorsunuz. Burada giriş ve çıkışı tanımlamanız gerekiyor. İşte şuraya bir artı diyorsunuz mesela. Şunu biraz küçültmemiz lazım. Biraz yan yana görebilmemiz için. Şimdi şuraya bir sinyal eklemesi yapmam gerekiyor benim. Şuraya geldiniz, şuraya tıkladınız. Sonrasında bunun şurada gözükmesi lazım. Evet, çıkışı bu şekilde göstermiş olduk. Şunu şu tarafa eklediğinizde bu sizin sisteminizin çıkışı, yani open loop output'unuza eşit oluyor. Dolayısıyla ben buraya bir de girişi eklediğim zaman, girişi de buraya aktardığımda bunu da input perturbation yapayım. Bu open loop output olacak. Ben şu an bunu ifade etmiş oldum. Yani giriş ve çıkışı body'ye aktarmış oldum. Bunu çalıştırıyorum. Şimdi body'ye tıkladığınızda bunun ayarını otomatik de yapabilirsiniz. Yani grafik otomatik de çıkabilir şunu tıkladığınız zaman. Show plot diyorum. Şurada sizin body grafiğiniz çıkacak. Ne yapmanız lazım? Şuradaki run kısmına tıklamanız lazım. Evet, bir body diyagramı görüyorsunuz. Şu an bizim fazla bir işimiz yok. O yüzden faz kısmını kapatıyorum. Sadece magnitude kısmına bakıyorum. Şimdi buradaki beklentimiz ne bizim? Bakın şurada hesaplama yapmışım. İşte 15,92 Hz demişim. 15,92 Hz frekansının olduğu noktada sistemin genlik kısmında, yani genlik desibel ile ifade edilen genlik kısmında eksi 3 desibel noktasına düşmesini bekliyorum. Şimdi bunu ben nasıl bakabilirim? Şunu yapabilirsiniz. Bu arada bu dikkat ederseniz radyan bölü saniye. İşte 15,92'nin radyan bölü saniye karşılığı bunun yaklaşık 2 pi ile çarpımına eşit. Yani 100 civarına tekabül ediyor. Hatırladığım kadarıyla öyleydi. Yani burada beklentimiz radyan bölü saniyede 100 civarında eksi 3 desibele gelmiş olması. Şuradan büyütebilirsiniz. Yani aslında bunun ihtiyacınız da yok. Tam şuraya bakabilirsiniz. İşte bakın eksi 3,06 desibele düştüğü nokta 101 radyan bölü saniye eşit. Aslında tam tıklayamadım buraya. Yani 100'e tıklasam neredeyse eksi 3 desibele gelecekti. İşte eğer ben hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum derseniz de şuraya gelirsiniz. Hertz kısmına tıklarsınız. Hertz'e geldiğinde 15,92 idi değil mi? İşte 16'ya falan tekabül ettiğinde geliyor. Bunu hatta biraz daha iyi gözlemlemek için de şunu yapabilirsiniz. Şuraya gelirsiniz. Şurayı biraz daha yaklaştırırsınız. İşte tam eksi 3 desibele bakmamız lazım. Şurayı biraz daha yaklaştırdım. Tam şurayı biraz daha yaklaştırıyorum. İşte şu nokta, yani hemen hemen 15,9 noktası eksi 3 desibel düşüm noktasına tekabül ediyor. Yani çok ufak bir fark var. Yani benim tasarımım burada başarılı olmuş gözüküyor. Hani %1 seviyelerinde belki bir hata var. Onun dışında bir hatam yok. İşte hem hertz açısından hem hertz birimiyle hem radyan bölü saniye ile kıyaslamayı yapmış oldum. Dolayısıyla benim buradaki filtre tasarımım ben başarılı olduğumu söyleyebilirim. Yani benim istediğim şekilde ki zaten body diyagramını incelediğin zaman
Biz burada ne tasarlamıştık? Beklentimiz neydi? Şuraya bakalım tekrar. Alçak geçiren bir pasif filtre tasarlamayı beklemiştik. Yani 15,92'nin altını geçirmesini bekliyoruz bir nevi. Yani dolayısıyla baktığımızda yani bu sinyallerin altında şuradaki genliğimizin bizim istediğimiz şekilde davrandığını görebiliyoruz aslında. Hani geçiriyor sinyalimiz. Bunun diğer tarafında yani yüksek geçiren filtre tarafında ise tam tersini aslında yapacaksınız. Yani tam tersi bir grafik olacak. Yine aynı frekans üzerinde çalışılabilir. Onu da yapalım şimdi. Onu da hızlıca göstereyim. Onu da yapmamız gereken tek şey şu. Şu direnci alıyorsunuz. Kapasiteyle yer değiştiriyorsunuz. Şuraya getirdiğiniz zaman bütün değerlerim aynı. Onun dışında şu ne değişecek? Şu transfer fonksiyonum değişecek. Neden değişecek? Onu da açıklayayım. Şimdi burada o anlattıklarımı göstermiştim. Şurada hatta bir işte hesaplama diyagramı da koymuşum. İşte şu 15,92 Hz'e tekabül ediyorsa 100 burada radyan bölü saniyeye tekabül ediyor. Şimdi pasif high pass filter'da da ne değişti? Şu kapasiteyi buraya aldığım için kapasite denklemine göre davranış gösterecek burada. Dolayısıyla akım şu şekilde ifade edilebilir burada. Niye? Çünkü benim V out'um direkt olarak R çarpı I ile ilişkili. İşte I ne ile ilişkili burada? Hem V in hem V out ile ilişkili. Yani hem ikisinin arasında olduğu için V in eksi V out'un her ikisinin türevlerinin farkının C ile çarpımına eşit olacak. Bunları birleştirdiğinizde bunun transfer fonksiyonu RCS bölü 1 artı RCS çıkıyor. Elemanlarımızın değerlerini değiştirmediğimiz için de kesim frekansımızın yine aynı olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla ben şimdi kurduğum devrede şunu RCS yapayım. Nasıl yapabilirim? Şunu RC olarak tanımlayayım. Şuraya sıfır koyarsanız olmalı diye düşünüyorum. Evet oldu. Şimdi şunları da yani kontrol edelim. Bir farklılık yok. İşte init function'ında ona göre tanımlamıştım. Tekrar çalıştırıyorum. Yine bakalım. Evet. Çıkışımız bu sefer biraz daha düşük bir kazançla aktarılıyor. Yine aslında beklediğimiz davranışı gösteriyor ki bizim aslında ilgimiz olan kısım burası değil. Yine buraya bakacağız. Buraya baktığımızda transfer fonksiyonumuz tamam. Şuradan da bir çıkış gelecek. Evet. Bu da tamam. Sonrasında body diyagramına bakacağız tekrar. Şuraya show pilot diyoruz. Çalıştırıyoruz. Şimdi buradaki beklentimiz tam -3 desibel olan noktada yine 15,92'yi görebilmek. Şimdi şunu yükseltiyoruz. Tam -3'e getirelim. Şu oraya bakalım. Şuraya geldik. Yine buraya bakalım. Yine şuraya baktığınızda işte -3'ün yine ve bu sefer biraz daha tam 15,92-93 civarına geldi. Yani tam tuttu diyebiliriz. Yine istediğimiz sonucu sağladığını görürüz. Bu sefer biraz daha da yakın sağlıyor. Bu işte çok ufak ayarlamalarla değişebiliyor. Yani çok ufak bir farklılık olabilir. Belli bir hata payı olabilir hesaplamalarda. Bu arada body'yi kullandığınız zaman işte şuradan response optimization da yapabilirsiniz. Bu neyi sağlar? Magnitude ve faz tarafındaki ayarlamalarla oynayabilmenizi sağlar. İşte mesela biraz daha genlikle oynamak istiyorsunuz. Bir şeyler yani yeni parametreleri ekleyip biraz daha geliştirebilirsiniz. Aslında bu direkt olarak kontrolör tasarımı ile ilişkili oluyor. Bunu ileriki derslerinizde göreceksiniz. Dolayısıyla buradan çıkardığımız sonuçları konuşacak olursak R ve C'yi değiştirmedik. Sadece işte aktif yüksek pasif yüksek geçiren ve pasif alçak geçiren filtreye uygun şekilde düzenledik devrelerimizi. Kesim frekansımız değişmedi. Ve beklentimiz dahilinde body diyagramını görmüş olduk. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Eğer sadece çıkışa baksaydım ben
devre amacına ulaşmamış olacaktı. Çünkü biz burada filtre tasarlıyoruz ve filtrenin hangi frekansa nasıl davrandığına bakıyoruz. Yani mesela osiloskop ekranında işte frekans değerlerini değiştirdiğiniz zaman yorumlamanız belki biraz daha kolay olurdu. Ama burada yani simulink ortamında çalışıyorsunuz kesinlikle veya protesto çalışıyorsanız da aynı. Hani bodesini görmek zorundasınız filtre başarıya ulaşıp ulaşmadığını anlayabilmek için. Burada neyle oynayabilirsiniz? Yine ona yani şu girişle belki müdahale edebilirsiniz. İşte farklı frekansları ayarladınız. Yani sonuç her türlü bir şekilde bunun bir lojik altyapısı olduğu için beklentiniz dahilinde çıkacaktır. Zaten hani frekans hesaplamalarında vesaire bir problem yoktu. Bu deneydeki genel problem sizin sadece çıkışı bakmanız. Yani şu girişi kurup çıkışa bakmaktı. Aslında bu devrinin amacı kesinlikle bu değil. Bizim amacımız hangi frekansın üstüne ve altına geçirdiğini gözlemlemek. Yani o kısmı yapmadıysanız deneyi çok başarılıya ulaştırmadığınız söylenemez ki genel olarak yapılmamıştı. Hani iyi not almış olmanız zaten doğru yaptığınız anlamına gelmiyor her zaman. Yani o kısımlar eksik olabilir. Ama yani kalan kısımlar doğru olduğu için iyi not vermiş olabilirim. Yani bir çok az kişi vardı bunu bu kısmı yapan. Özellikle aktif filtre kısmında da yapılması beklenen buydu. Yani orada bir kazanç hesabı yapacaktınız. O kazanç sağlanıyor. Tamam, buna baktınız. Ondan sonra bu frekans yani aralığını doğru mu? Yani gerçekten o frekansın üstünü veya altını mı geçiriyor? Onu gözlemlemeniz lazımdı. Deneyim bu kısmıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi aktif filtre kısmıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci kısımla devam edeceğiz. Ondan önce çok kısa bir kısmı daha göstereceğim size. Demin ben burada girişi step olarak vermiştim. Sonrasında aklımda sinüs olarak görebileceğim geldi. Şimdi mesela bir şuraya geldiğinizde bir sine wave yazarsanız size bir sinüs sinyali verir. Yani burada ben bir AC input verdiğim için onun aynı özellikleri sahip bir sinüs verebilirim. Nasıl veririm onu? İşte amplitude'u 5 olarak seçersiniz. Burada onun diferansiyel denklemi vardır. Ve buna göre davranır. İşte frekans radyan bölü saniye olarak istediği için hani 10 Hz kullandık. Onun 2 pi ile çarpımı yani 62,8 civarında bir frekansımız olacak. Ve ben buradaki çıkışla yani buradaki çıkışı kıyaslarsam birebir aynı olmasını bekleyeceğim. Hani burada size göstermek istediğim transfer fonksiyonunu doğru oluşturup oluşturmadığımızı test etmek. Çünkü biz burada devre tasarımını farklı bir yapıda yapıyoruz. Devre tasarımına bağlı olarak bu da çizimini farklı bir blok diyagramında yapıyoruz. Burada hani bir nevi bir test etme şansınız olur. Şimdi mesela pause demişim yanlışlıkla. Şunu çalıştırayım. Şuna tıkladığınızda işte çıkış ve çıkış iki çıkış devreden aldığım çıkış değeri 2 olan kısımsa transfer fonksiyonunun çıkışı. Şimdi bunlar aslında üst üste olduğu için böyle gözüküyor. Bunu nasıl bakabiliriz? Şuradan style kısmında şimdi mesela bir sarı çıkış hiç göremiyoruz değil mi şu an? Şunu kesik yapar. İşte kalınlığını 2 civarını çekerseniz aslında birbirinin üstüne geldiğini görürsünüz. Yani devre çıkışımızla transfer fonksiyonun çıkışı aynı. Yani bizim bode incelemesini yaptığımız ortamda bir sakınca olmadığını söyleyebilirim bu durumda. Bunu bir nevi işte doğrulama amacıyla da göstermiş olalım. Sonraki kısımda aktif filtre tasarımını geçelim. Aktif filtre tasarımında da beklenti 4 desibel kazançlı bir devre tasarlamaktı. Dolayısıyla 4 desibel kazanç istiyorsak eğer bizim 20 çarpı log A çarpımının 4 desibele eşit olması gerekiyor. Yani şuna style kısmından şunu desibel olarak yazayım. Beklentimiz 4 desibel. Dolayısıyla buradaki log A'nın yani bizim devremizi şurada ifade etmiştik sanırım. Buradaki kazancın R2 ve R3'e bağlı olarak hesaplamasını yapıyoruz aslında. Şu 4'e eşit olması için A'nın 1,585 olması gerekiyor. Dolayısıyla
Bu denklem uyması için de RF1 bölü RF2'nin yani deminki devrede R2 bölü R3'ün 0,585'e eşit olması lazım. Yani RF2'yi eğer 10 kat seçiyorsanız RFB'yi 5,85 kat seçmeniz gerekiyor. Şimdi devreyi kuralım. Devreyi kurarken finite gain kullanmak zorunda mıyız? Aslında olmamamız lazım. Şimdi bir tane opan koyuyorsunuz. Normal kullanalım. Sorun yaşatacağını düşünmüyorum. Burada temelde görmemiz gereken nokta şurası. İşte hani A bizim çıkış ve giriş arasındaki gerilim oranına eşit olması gerekiyor burada kazanç. Yani yaklaşık 1,58 gibi bir kazanç beklentimiz var. Yani 4 desibel kazancın karşılığı oransal olarak buna tekabül ediyor. Çünkü bildiğiniz gibi formül 20 çarpı log işte V out bölü V in şeklinde ifade edilir normalde. Biz onun devrinin denklemleri çıkarttığımızdaki karşılığını yazıyoruz orada 1 artı RF1 bölü RF2 diye. Şimdi öncelikle iki katlı istendiği için onu da dikkate almamız gerekiyordu. İşte şunu şöyle açalım. Dirençler 1K olabilir. Yani sizin hesaplamaya dahil etmediğiniz kısımlarla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Burada önemli olan hesaplamaya dahil ettiğiniz kısımlarda yaptığınız ayarlar. Kapasite koymamız gerekiyor. Bunları da yine 1 mikrofarad seviyelerinde seçebiliriz. Şuradan bir bağlantı gelecek. Bu bağlantıyı elektrikli referansa bağlayalım. Şöyle koyabiliriz. Buraya bir solver configuration koymamız gerekiyor. Bir tane de giriş source vermemiz lazım. Burada bunu yanlış seçtik. Electrical Elements kısmında olanlardan olmalı. Evet, onu da koyuyoruz bu şekilde. Şurayla bağlayabiliriz. Onun dışında şunu yaklaştıralım. Bir voltaj sensörü bağlayalım. Yine burası bizim girişimiz. Girişimizden veri alacağız. Converter üzerinden de scope'a aktaracağız. Şuradan alabiliriz. Şunu biraz daha içe çekelim. Şimdi biz buradan çıkış alacağız. Tabii sensör üzerinden ölçmemiz lazım. O kısmı yapmadım. Şu çıkış dirençlerini de bağlayalım. Tane direncimiz böyle bağlanacak. Şuradan çıkış alacağız. Bunun altına bir tane daha direnç bağlantısı yapacağız. Şuraya koyabiliriz aslında bunu. Bunu tekrar bir toprağa bağlamamız gerekiyor. Tamam gözüküyor. Şuraya bir voltaj sensörü ekleyelim. Bir kez daha şey söyleyeyim. Yani burada sürekli olarak simlink physical sinyal dönüşümü yaptığınız için biraz daha uğraştırıcı oluyor. O yüzden multisim işte Proteus, PSPice veya daha profesyonel programlar her zaman daha faydalı aslında devreleri kurmak için. Her şey tamam gibi gözüküyor. Şimdi scope ekleyelim gene. Scope'ı şuradan girip şunu 2 yapalım. Yani her yerden bu input portlarını değiştirebilirsiniz bu arada. Legend'ları açalım. Bunu da kapattık şu an. Şuradan bağlantıyı yaptık. Şuradan bağlantıyı yaptık. Şurası bizim girişimiz. Bunu bir kere daha yazıyoruz.
Şurası da çıkış sinyalini ifade ediyor. Şimdi benim beklentim 1,585'lik bir orandı. Dolayısıyla bunu 5,85K yapmaya karar vermiştim. Şurayı da 10K yapacağız. Proteus'ta bunları K olarak yazdığımız için sürekli onunla karıştırıyorum. Yani bir de şurada bir kapasitemiz olması gerekiyor. Onu da eklememiz lazım. Çünkü filtre tasarlamış oluyoruz şu an için. Evet, şunu da eklersek tasarımımız tamam diyebilirim. Şu hatta şunların hepsini de açalım. Show block name kısmında on diyebilirsiniz hepsine. Şimdi şu önemli. İşte burası RF1, burası RF2. Değerleri ayarladık. Şunu 10 volt yapalım ki işte daha çarpanı net bir şekilde görelim. Şurayı da 10 Hz'e getirebilirsiniz. Evet, çıkış giriş bunları da yazdık. Şimdi şuraya tekrar bakalım. Şimdi beklentimiz neydi? RF1 bölü RF2'nin 0,585 olması. Çünkü 4 desibel kazanç bekleniyor. Dolayısıyla ben eğer bu değere uygun olarak oranları seçebilirsem tasarımın başarılı ulaşmasını bekleyebilirim. Şimdi demin de söylediğim gibi RF2'yi 10K olarak seçtim. RF1'i 5,85K olarak seçtim. Şimdi devremize tekrar dönelim. Şu dirençleri 1K olarak seçtik. Kapasitör değerlerini 1 mikrofarad olarak seçtik. RF1 5,85, RF2 10K. Yani değerlerde problem yok gibi. Burası da 10 volta 10 Hz olacak. Bir saniye çalıştıracağım. Evet, çalıştıralım. Şimdi buradaki çıkış beklentimiz isteğinden 1,58'lik kazancı sağlaması bakıyorum. Çıkışım sarı. Girişin altında dolayısıyla bir yerde bir hatamız var. Ölçüm hatası var. Şekilde ya da yanlış yerden ölçüm yapılmış. Yani 10 iken yaklaşık 5,85 geliyor. Hani buradan aklınıza direkt olarak şu gelebilir zaten. Şu ölçümü şu aradan yaptığım için aslında problem oluyor. Yani ben tamamen çıkışı ölçmeliyim. Diğer türlü gerilim bölücü devre gibi davranmış olur. Şu an 15,85'lik çıkışı görmemiz gerekiyor. Zaten şuradan büyüttüğünüzde çift taraflı olarak. Evet, yaklaştığınızda yaklaşık olarak 15,85 civarına geldiğini burada görürsünüz. Hemen hemen 82 civarına geliyor. Yani istediğiniz tasarım kazancınız oluşmuş durumda. Dolayısıyla tasarımınızın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bu deneyi yaparken de işte çıkışı bu şekilde oranlamanız, bunu açıklamanız çok önemli. Diğer türlü yaptığınız tasarımın hiçbir anlamı yok. Çünkü siz işte belirlediğiniz değerleri buna göre oranlamanız gerekiyor. Burada kapasite değerlerini ya da direnç değerleriyle oynadığınızda ise frekansı değiştiriyorsunuz. Frekans konusunda önceki yaptığımız ayarları yapıp yine bodysini çizdirebilirsiniz. İşte ben burada mesela onun hesaplamasını yapmışım. Yaklaşık 400 Hz bir kesim frekansımız var burada. Filtremiz yine alçak geçiren filtre. Yani beklentimiz 400 Hz'in altında istenilen kazançta çalışması. 400 Hz'in üstünde ise kazancın gittikçe düşmesi. Yani belirlediğimiz kesim frekansının altına geçirmesi. Aynı şekilde transfer fonksiyonunu yazıp onun ayarlamasını da yapabilirsiniz. Hani önceki kısımda gösterdiğim için şu an göstermeme gerek yok. Bunun için yani vakit kaybetmeye gerek yok. Bizim buradaki zaten temel amacımız kazancı görebilmekti. Kesim frekansını önceki deneylerde gördük. Kazanç sağlanıyor. Burada mesela 4 desibeli farklılaştırarak işte 8'e çıkardığınızda nasıl değiştiğini veya daha farklı değerler getirdiğinizde nasıl değiştiğini görüp buradan RF1 ve RF2 ile oynadığınızda kazancınızı istediğiniz şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Pasif filtreleri hatırladığınız zaman böyle bir müdahale şansınızın olmadığını hatırlıyorsunuzdur. Burada biz artımız ne? Op-amp var. Op-amp olduğu için bir şekilde giriş ve çıkış arasındaki kazancı ayarlama şansına sahibiz.
Aktif filtre deneyiyle ilgili söyleyeceklerim de bu kadar. Sonraki deneyde görüşmek üzere.